Dijital Dünya kanalından selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere ev kullanıcıları için gerçekten çok güzel bir işletim sistemi olan güvenli, hızlı, stabil bir işletim sisteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Soli DXK arkadaşlar. Debian veri tabanını kullanıyor. Hollanda kökenli. Gerçekten arkadaşlar ev kullanıcıları için güvenli, hızlı, stabil bir işletim sistemi diyorum. Evet arkadaşlar. Hazırsanız öncelikle nasıl indirileceğinden bahsedeyim. Sonrasında da her zamanki gibi VMware sanal makine üzerinde hem kurulumunu yapalım hem incelemesini yapalım arkadaşlar. Buradan tarayıcımı açıyorum. Arama çubuğuna Soli DXK yazıyorum arkadaşlar. Kendi sitesi gördüğünüz gibi buraya geliyorum. Burada new yazısını altında arkadaşlar. Son sürüm 10.4. Relase sürüm arkadaşlar. Alta doğru indiğimizde bu şekilde download kısmında arkadaşlar yine tekrar tıklıyorum linke. Böyle bir sayfa çıkıyor. Burada iki seçenek var arkadaşlar. Biri XFC masaüstünü kullanıyor. Diğeri de KDE'yi kullanıyor arkadaşlar. Ben KDE'yi indirdim. Siz isteğe bağlı olarak yine XFC'yi tercih edebilirsiniz. Buradan KDE'ye geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde üzerine tıkladıktan sonra burada iki seçenek var gördüğünüz gibi. Biri server, biri de torrent olarak indirmek istiyorsanız arkadaşlar. Ama benim size tavsiyem server olarak indirmeniz. Şöyle üzerine bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2.2 GB'lık bir ISO kalıbımız var. Ben indirdim arkadaşlar. Bundan dolayı size gösterme amaçlı faydası olacağını düşündüğüm için gösterme gereği duydum ve şimdi buradan çıkıyorum arkadaşlar. Evet. Hazırsanız arkadaşlar VMware sanal makine üzerinde de hem kurulumunu hem incelemesini yapalım. Evet. Buradan file diyorum. New diyorum. Üsttekinin işaretli olduğundan emin olduktan sonra next diyorum. En alttakinin işaretli olduğundan emin olduktan sonra next diyorum. Burada Linux ismi seçiyorum arkadaşlar. Linux seçtikten sonra bu şekilde geliyorum. Debian 10 64 bit arkadaşlar. Ben 64 bit işletim sistemi kullandığım için bunu seçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında next diyorum. Burada bir isim vermemi istiyor. Evet, Soli DXK 2020 olarak ben adlandırdım arkadaşlar. Sonrasında C kurmamızı istiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar diğer videolarımda da bahsettiğim gibi ben C kurma taraftarı değilim. Varsa D ya da E gibi diskiniz arkadaşlar oraya kurmanızı tavsiye ediyorum size. Nedenine gelecek olursak hem sistem içerisinde hem sistemin kapanışında açılışında performans almak istiyorsanız arkadaşlar D ya da E gibi diskinize kurmanızı tavsiye ediyorum. Ama D ya da E gibi diskiniz yoksa arkadaşlar mecburiyetten dolayı C'ye kuracaksınız. Ve ben buradan browser diyorum. D'ye geliyorum arkadaşlar. Yeni klasör oluştur diyorum. Evet. Klasörümü oluşturdum arkadaşlar. Sonrasında next diyorum. Burada story'ye işaretliyorum arkadaşlar. Tavsiye edilen 20 GB'lık alanı ileriye dönük güncellemelerle birlikte düşündüğüm için bunu 60 GB yapıyorum arkadaşlar. Sizlere tavsiyem ileriye dönük düşünüyorsanız arkadaşlar güncellemelerle birlikte 60 yapmanızdır. Ve sonrasında next diyorum. Burada finish diyorum ve ekranımın gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet, ekranımız geldi. Şimdi buradan edit bölümüne giriyorum. ...64 bit işletim sistemi kullandığım için 8 GB'lık bir RAM veriyorum arkadaşlar ben. Sonrasında işlemcilerime geliyorum. Burada işlemcilerimi 2-2 yapıyorum.
Hard disk'imin 60 GB olduğunu tekrar gözden geçiriyorum arkadaşlar. Sonrasında CD DVD kısmına geliyorum. Buradan ISO'yu seçiyorum. Buradan Browser diyorum. Benim ISO kalıbım E'de arkadaşlar. E'ye geliyorum. Sonrasında gördüğünüz gibi Soli DKX arkadaşlar. Üzerine geliyorum. RAR'dan çıkartmadan bir kere tıklıyorum ve aç diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ISO uzantımızı tanıyor. Bunun nedeni arkadaşlar RAR kurulumunu yaparken özel kurulum yapıyorum. Ve özel kurulum yaparken de arkadaşlar ISO seçeneğini seçiyorum. Bundan dolayı da RAR'dan çıkartmama gerek kalmıyor. Bu şekilde daha rahat ve aynı zamanda fazla yer kaplamıyor arkadaşlar. Boyutlarını düşürüyor. RAR'lı dosya içerisinde olduğu için bilginiz olsun diyorum. Size de tavsiyemdir. Bunu da yaptıktan sonra buradan Option'a geliyorum. Option'da arkadaşlar yine son kontrollerimi yapıyorum. Linux'imin işaretli olduğundan emin oluyorum. Versiyonumun Debian 10 64 bit olduğundan emin oluyorum. Kurulumu D yaptığımdan emin oluyorum arkadaşlar. Bunları da kontrol ettikten sonra burada en altta Advanced'a geliyorum. Advanced'da arkadaşlar burası da önemli. Burada BIOS seçin arkadaşlar. Seçili olduğundan da emin olun. Çünkü VMware sanal makine üzerinde kurulum yaparken arkadaşlar BIOS'u seçerseniz hatasız bir şekilde kurulumu tamamlayabilirsiniz. Ama UEFI'yi seçtiğinizde genelde %30-%40 gibi hata alma oranlarınız var arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Bundan dolayı ben BIOS'umu seçtiğimden emin olduktan sonra burada OK tuşuna basıyorum. Evet arkadaşlar. Buraya kadar sizlerin de yaptığını varsayarak Power tuşuna basarak kuruluma başlıyorum. Burada tam ekrana geçiyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekildeyken Enter tuşuna basıyorum. Start Soli olarak. Evet, ekranımız geldi arkadaşlar. Bilginiz olsun biraz bekletiyor bizi ilk aşamada. Ama bekleyin arkadaşlar, sonunda ekran geliyor, bilginiz olsun diyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra buradan öncelikle arkadaşlar burada ayarlara gelin. Ayarlardan display arkadaşlar bunu seçin. Buradan ekran çözünürlüğümüz arkadaşlar 1360'a 768 seçiyorum. Sonra Apply diyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Ekran kartımızı tanıyor arkadaşlar. Tam ekrana geçiş yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun diyorum. Ama yine biz VMware sanal makine üzerinde VMTools'umuzu kuracağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ekran kartını tanımayan arkadaşlar için de yararlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi kuruluma geçelim diyorum arkadaşlar. İnstal diyorum üzerine çift tıklayarak. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar sistemimizi taradı ve gerekli paketleri güncelleyerek kendince arkadaşlar açılış ekranını karşımıza çıkardı. Ve burada gördüğünüz gibi VMTools'umuzu kurmamızı istiyor arkadaşlar. Biz buna yes diyoruz şu şekilde. Evet. Türkiye seçilirken arkadaşlar ileri diyorum. Burada gördüğünüz gibi bölgemizi görüyor.
Avrupa İstanbul olarak. İleri diyorum. Burada Türkçenin seçili olduğundan emin olun. Sonrasında arkadaşlar bu sağ tarafta gelen en altta Türkçe ölü tuşlar arkadaşlar. Bunu seçin. Bu arama çubuğunda da Türkçe karakterlerimizi test edin. Bu şekilde gördüğünüz gibi Türkçe karakterlerimizi algılıyor arkadaşlar. Testimizi yaptıktan sonra da ileri diyorum. Buradan kullanıcı adı ve parola oluşturmamızı istiyor. Hemen bir kullanıcı adı girelim. Evet, kullanıcı adımızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi sıra parolamızda. Ben basit bir parola gireceğim arkadaşlar, rakamlardan oluşan. Siz isteğe bağlı olarak hem rakamlardan hem de harflerden oluşan karışık bir şifre girebilirsiniz. Bilginiz olsun diyorum. Ve ben buradan basit parolamı, rakamlardan oluşan parolamı yazıyorum arkadaşlar. Tekrar giriyorum. Evet. Burada makineye bir ad vermenizi istiyor arkadaşlar. Yine bu sizin isteğinize bağlı. Ben bu şekilde bırakıyorum. Bunları yaptıktan sonra tekrar ileri diyorum arkadaşlar. Burada da arkadaşlar herhangi bir şeye dokunmayın. Yine ileri diyoruz burada. Burada da arkadaşlar uygula diyorum. Evet. Kurulumumuz başladı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kurulum ayarlarınıza bağlı olarak 15 ila yarım saat, yani 30 dakika kadar süreceğini söylüyor. Bundan dolayı bazı yerlerini hızlandıracağım arkadaşlar. Şu an için beklemeye geçiyorum. Bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurulumu tamamladı. Şimdi yeniden başlatmamızı istiyor. Biz de hemen yeniden başlatıyoruz arkadaşlar. Evet. Giriş ekranımız geldi. Hemen arkadaşlar kullanıcı şifremi giriyorum. Evet arkadaşlar, böyle bir ekranın geliyor karşılama ekranı. Bunu anlatmadan önce şöyle tekrardan bir tam ekrana geçelim. Evet. Burada arkadaşlar size yine aynı şekilde indirmeniz gereken, tavsiye edilen, gördüğünüz gibi programlardan bahsediyor. Gerçekten kurmak istediğiniz varsa arkadaşlar, burada tavsiye edilenleri bence kurmanızda fayda var diyorum. Şöyle gösterelim, evet. Bu konuda gerçekten ev kullanıcılarını düşünerek arkadaşlar gerekli uygulamaları birçoğunu indirmiş. Birçoğunu da yine tavsiye ediyor bize bu şekilde. Gerçekten gayet başarılı, gayet güvenli bir işletim sistemi olmuş arkadaşlar. Küçük çaplı işletmelerde ev kullanıcıları için gerçekten arkadaşlar tavsiye edebileceğim bir işletim sistemi. Kendim denedim, kontrol ettim. Gerçekten 10 numara. İndirmek istediğinizde arkadaşlar şöyle üzerine geliyorsunuz, bir tıkladığınızda buradan install diyorsunuz. Direkt indiriyorsunuz, bilginiz olsun. Sizin görme amaçlı bu şekilde birçok bu arama dediğim gibi tavsiye ediyor ve indirmenizde de gerçekten fayda var diyorum. Şöyle.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Play 10 Linux. Evet, bunlardan sonra arkadaşlar buradan şimdi çıkıyorum. Şöyle gelelim. Buradan öncelikle terminalimizi açalım arkadaşlar. Kurulum sırasında arkadaşlar gerekli güncellemeleri yaptı. Ama biz yine hani kontrol edelim amaçlı, kontrol amaçlı komutlarımıza gireceğiz. APT güncellemelerini arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Sudo diyorum, bir boşluk bırakıyorum. APT diyorum, tire işaretini veriyorum. Get diyorum, bir boşluk bırakıyorum. Update diyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Benden kullanıcı şifremi istiyor. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi gerekli paketleri açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitti diyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi kurulum sırasında arkadaşlar tüm güncellemeleri yüklüyor. Bu konuda gerçekten bence çok iyi düşünülmüş. Bilmeyen arkadaşlar için komut girmeden gayet başarılı bir şekilde hepsini güncelliyor arkadaşlar. Biz yine ikinci komutumuzda girelim. Sudo diyorum, bir boşluk bırakıyorum. APT diyorum, tire işaretini veriyorum. Get diyorum, bir boşluk bırakıyorum. Run ediyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Evet, gördüğünüz gibi güncellemelerin hepsini yüklediği için arkadaşlar bize tekrar güncelleme göstermiyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada Windows'umuzu şimdi kuralım arkadaşlar. Evet, hazırsanız başlıyorum. Öncelikle Wuhan diyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Sudo diyorum, bir boşluk bırakıyorum. Bas diyorum. Enter diyorum. Tekrar Wuhan diyorum. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi root olduk arkadaşlar burada. Sıradaki kodumu giriyorum arkadaşlar. Ping diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Tire işaretini veriyorum. C3 diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. www.google.com diyorum. Ve enter tuşuna basıyorum arkadaşlar. Evet. Gerekli ping'i gönderdik. Kabul etti arkadaşlar ping'imizi de. Bu bizim aynı zamanda internetimizin var olduğunda bir göstergesi. Bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. Diğer komutuma giriyorum. APT diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Update diyorum. Enter diyorum arkadaşlar. Evet. Bunu da yaptık. Son komutumuzu giriyoruz artık. APT diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Install diyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum. Open diyorum. Tire işaretini veriyorum. VM diyorum. Tire işaretini veriyorum. Toast diyorum. Tire işaretini veriyorum. Desktop diyorum arkadaşlar. Buraya kadar yaptığınızı da varsayarak Enter tuşuna basıyorum arkadaşlar. Evet, emin olduğumuzu soruyor. Evet diyorum. E harfine basarak Enter tuşuna basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi tam ekrana geçiş yaptık. Windows'umuzu da kurduk arkadaşlar. Şimdi tekrar yapmamız gereken yeniden başlatmamız arkadaşlar. Daha sağlıklı, daha verimli olsun diye. Reboot diyorum buradan. Enter diyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar tam ekrana geçiş yaptık yine. Gayet hızlı bir şekilde başlangıcımızı yaptı artık. Buradan hemen kullanıcı şifremi giriyorum.
ekranımız geldi arkadaşlar. Buradan şimdi masaüstü yapılandırmaya gelelim öncelikle. Buradan yeni duvar kağıtlarına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet başarılı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel duvar kağıtları var. Tavsiye ediyorum. Gayet kullanışlı ve güzel arkadaşlar, kaliteli. Dediğim gibi bir ev kullanıcısı için güvenilir bir işletim sistemi olmuş arkadaşlar. Soli DXK, gerçekten tavsiye ediyorum bu konuda da. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Buradan yine şöyle tamam diyelim. Buradan başlata geliyorum arkadaşlar. Başlattan bu şekildeki masa üstüne ekle diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ekleyebiliyorsunuz bu şekilde. Yine buradan gelelim şöyle bakalım. LibreOffice'imizi masa üstüne ekle diyorum bu şekilde arkadaşlar. Şöyle birkaç tane atalım. Evet. Bir tane daha atalım. Ne olsun bu da? Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet, bunu atalım. Terminalimizde buraya koyduk. Şöyle geliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Önce bir düzenleme yapalım. Sonra masa üstüne yine sağ tıklıyorum arkadaşlar. Buradan simge boyutlarını arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde 10 numara 5 yıldız arkadaşlar oluyor. Tekrar yine buradan gördüğünüz gibi Türkçe arkadaşlar, gerçekten çok iyi bu konuda. Buradan gidiyorum, yine buradan ayarlar diyorum arkadaşlar. Renkler gördüğünüz gibi burada seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bir şekilde solide aktayabilirsiniz. Seçenekleri şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet başarılı. Gerçekten bu konuda çok iyi. Yine buradan temalarımızı seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Burada yine araçlarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan seçebiliyorsunuz. Burada yine İmleçlerimiz arkadaşlar. Gene istediğinizi seçebilirsiniz. Seçenekleri güzel. Gerçekten kullanışlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten Debian veri tabanı olması ve ev kullanıcılarına hitap etmesi arkadaşlar çok ama çok iyi. Yine burada açılış ekranlarını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle seçelim, bunu seçelim, bu olsun. Evet, bunları yaptıktan sonra geri diyorum. Tekrar buradan yine yazı fontlarınızı bu şekilde arkadaşlar burada ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel düşünülmüş, gayet başarılı.
Evet, seçeneklerimiz gördüğünüz gibi gayet var arkadaşlar. Birçok yaz tiplerinde içerisinde barındırıyor. Buradan uygulama biçimlerinde gördüğünüz gibi buradan yine ayarlamalar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Değiştirebiliyorsunuz. İnce ayarlar yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi buradan. Penceremize yine bu şekilde üstteki arkadaşlar şuradan değiştirebilirsiniz. Uygula diyorum şöyle. Gördüğünüz gibi. Tekrar eski haline getiriyorum. Yine buradan seçeneklerimiz var arkadaşlar. Simge teması, imle işlemalarını buradan değiştirebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. Gerçekten gayet kullanışlı. Güzel arkadaşlar, tavsiye ediyorum. Şöyle açalım. Daha geniş olsun. Evet. Gayet 10 numara arkadaşlar. Evet. Tek tek bakalım bu şekilde. Gördüğünüz gibi çalışma alanlarında arkadaşlar dokunmatik ekran özelliği var. Ekran kenarlarını yine gayet başarılı bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Bunlar var. Masaüstü efektlerimiz arkadaşlar buradan ekleyebilirsiniz. Gerçekten güzel. Yine ekran kilitleme için arkadaşlar burada süre ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet güzel düşünülmüş. Güzel bir özellik aynı zamanda da. Ekranınızın temasını kilitliken arkadaşlar bunlardan seçebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz yine. Yine sanal masaüstü gördüğünüz gibi geçişler yapabiliyorsunuz. Gerçekten başarılı arkadaşlar. Evet, burada da yine ön tanımlı olarak uygulamalarımızı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet gerçekten güzel özellikleri olan bir işletim sistemi olmuş. Solide XK arkadaşlar. Gene buradan pencere eylemlerini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok ama çok güzel seçenekleri, güzel özellikleri, güzel arkadaşlar. Bu şekilde bayağı bir kullanışlı kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kısa yollarımız buradan ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Yine standart kısa yollarını bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten 10 numara 5 yıldız diyorum çünkü özellikle ev kullanıcılarına hitap etmesi ve Debian veri tabanı kullanması arkadaşlar gerçekten çok iyi, hızlı, stabil, kararlı arkadaşlar. Esnek aynı zamanda. Sistem çekirdeği olarak dediğim gibi Debian'ın veri tabanını kullanması çok ama çok iyi. Yine buradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar Türkçe. Şöyle yapalım. Bunları ekleyin arkadaşlar burada Türkçe'yi. Şöyle gelin. Eklediğinizde sistem içerisinde bazı yerler İngilizce olan yerleri de arkadaşlar Türkçeleştirecek. Bundan dolayı bilginiz olsun. Şöyle uyguladayım. Evet. Yeniden başlatmamız gerekiyor ama şu an dediğim gibi gerek yok diyorum arkadaşlar. Zaten %95 civarında Türkçe. Yeniden başlattığınızda daha da Türkçeleşecek. Bilginiz olsun diyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Burada yine arkadaşlar burada şu şekilde saat ayarlarını bunların hepsini Türkçe yapın. Evet. Burada Türkçe TR arkadaşlar. Bunları seçin. Bunlar hem saatiniz açısından, para biriminiz açısından birçok avantajı olacak. Aynı zamanda sistem dilinde Türkçeleştirmiş oluyorsunuz.
Uygula diyoruz. Evet. Değişikliklerinizin yeniden oturma aşamasında etkin olacak diyor. Tamam diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi normalde yeniden başlatmamız gerekiyor ama şu an için buna gerek duymuyorum. Bu şekilde yapın. Dediğim gibi sisteminiz daha da Türkçeleşecek arkadaşlar. Sonrasında yine bu şekilde buradan Türkçe seçili arkadaşlar. Bunlardan emin olun. Tarih ve saatimiz yine burada ayarlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. Buradan yine Avrupa Türkçe olarak bunu seçin. Bu şekilde. Bunları da gösterdikten sonra yine bildirimlere geliyorum. Burada bildirimde de yine gördüğünüz gibi bayağı bir seçenekleri var arkadaşlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız olmuş. Uygulamalar diyorum. Yine buradan düzenleyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Evet, buradan da çıkıyorum. Erişebilirlik arkadaşlar. Gerçekten gördüğünüz gibi seçenekleri, özellikleri gayet başarılı arkadaşlar. Yine buradan aynı şekilde şöyle şifremizi, kullanıcı şifremizi girmemizi istiyor. Hemen girelim. Birçok ayarlarınızı yapabileceğiniz yeri arkadaşlar yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Driverlarınızı buradan şöyle yapalım. Sistem müdahale edebileceğiniz yer burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde buradan temalarımızı değiştirebiliyorsunuz. Ekran çözünürlüğünü yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Tek bir uygulamayla tüm sisteme müdahale edebiliyorsunuz. Karşılama ekranımız. Ayarlar arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi vekil sunucumuz, bağlantılar, tercihleri. Gayet kaliteli, gayet anlaşılır, gayet güzel arkadaşlar. Ön bellek gördüğünüz gibi yine aynı şekilde. Çerezlerimiz burada. Yine güvenlik açısından tarayıcı kimliklerimiz arkadaşlar. Gerçekten bunları yapabilmesi çok güzel bir şey. Bilginiz olsun diyorum. Yine buradan bağlantılarımız, internet bağlantılarımız arkadaşlar. Bluetooth'umuz. Şöyle yapalım. Görüntü ekran ayarlarımız yine burada. Ölçeklendirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çok güzeller. Evet. Çoklu ortamlarda gördüğünüz gibi MP3 özelliklerini birçok kodek destekliyor arkadaşlar. Bu konuda da gerçekten çok başarılı. Bilginiz olsun diyorum. Gerçekten 10 numara 5 yıldız diyebileceğim bir işletim sistemi arkadaşlar. Özellikle de sırf ev kullanıcıları için ön planda olması gerçekten çok iyi. Ve güvenliğiniz için arkadaşlar önem veriyorsanız gerçekten kullanmanızı tavsiye ettiğim bir işletim sistemi. İçerisinde birçok programı zaten barındırıyor. Yine indirmek istediğinizde hiç zorlanmadan indirebileceğiniz bir işletim sistemi arkadaşlar, uygulamalar da dahil olmak üzere. Evet, buradan çıkıyorum şimdi. LibreOffice'imize bir bakalım arkadaşlar, şu şekilde açalım. Evet, gördüğünüz gibi Türkçe arkadaşlar yine. Bu şekilde gayet başarılı, gayet güzel gördüğünüz gibi. Seri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlı olduğunu görebiliyorsunuz. Gerçekten tavsiye ediyorum. Kullanın derim. Yine buradan çıkıyorum şu şekilde.
VLC'yi açalım. Olmazsa olmazlarımızdan biri arkadaşlar, biliyorsunuz video oynatıcısı. Gerçekten çok popüler ve çok sağlam bir uygulama. Buradan da çıkalım. Tekrar buraya geliyorum. Burada yine sistem ayarlarımızı görmüştük arkadaşlar. Yapılandırma ayarlarımızı. Burada karşılama ekranlarımızı, yazıcı ayarlarını, yine VLC dediğim gibi grafiklerimizde arkadaşlar gayet başarılı. İnternetimiz, Firefox'umuz, eseri arkadaşlar. Eseri olması güvenlik açısından Firefox'un tercih ettiği Linux işletim sistemlerinde tercih edilen bir tarayıcı arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Gördüğünüz gibi zaten bize bu eklentiyi de kurduğunu kendisi zaten ayarlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle üzerine tıklayayım. Reklam engelleyici arkadaşlar. En ödüllü aynı zamanda. Yine burada gördüğünüz gibi özellikleri olan, sizi birçok siteden koruyan, takip etme özelliklerinden koruyan, veri hırsızlığından koruyan eklentileri kendisi burada kurmuş arkadaşlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız diyorum. Gördüğünüz gibi reklam ekleyici de, engelleyici de eklemiş. Gerçekten çok ama çok iyi. Bu da dediğim gibi bu işletim sisteminin güvenliğe ne kadar önem verdiğini gösteriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Yine biz buradan bir YouTube yapalım. Gördüğünüz gibi şöyle yazdığımda altta burada seçeneklerimiz çıkıyor arkadaşlar. Gayet başarılı. Bilginiz olsun diyorum. Şöyle YouTube Enter diyorum. Tekrar buradan YouTube diyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar izlenmelere karşı engel var. Reklamlara karşı aynı zamanda yine engel var. Ve bunlara rağmen ne kadar hızlı açıldığını görebiliyorsunuz. Şöyle tekrar sayfayı yenilediğinde gayet hızlı, stabil arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok iyi. Bilginiz olsun. Buradan yine gelelim şöyle. Gördüğünüz gibi ayarlar kısmı Türkçe arkadaşlar. Yani Firefox'umuz da yine Türkçe. Bilginiz olsun. Şöyle yapalım. Evet. Dark modu da gayet güzel çalışıyor. Gece modu arkadaşlar. Buradan şimdi çıkıyorum. Sekmeleri kapat diyorum. Bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar uygulamalarımızı kontrol edelim. Gördüğünüz gibi birçok yardımcı programları içerisinde barındırıyor. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Sistem araçlarımız yine olduğu gibi gerçekten gayet başarılı. Burada bilgi merkezi arkadaşlar. Sistem hakkında bilgilerini alabileceğimiz gerçekten 10 numara 5 yıldız gördüğünüz gibi. Gayet başarılı bu şekilde. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten gayet güzel. Evet, buradan da şimdi çıkıyorum. Burada sıradaki alternatiflere geliyorum arkadaşlar. Alternatiflerde burası da güzel bir özellik arkadaşlar. En alttan başlayalım. Şunu seçiyorum, değiştir diyorum. Şimdi başlat arayüzüm gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde değişiyor. Gerçekten güzel bir görüntü oluyor. Şöyle tüm uygulamalar dediğimizde bu şekilde alfabetik sıraya düzerek arkadaşlar inceleyebiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. Gerçekten gayet başarılı, gayet stabil. Gördüğünüz gibi.
Evet. Buradan da aynı şekilde geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel düşünülmüş, gayet hızlı ve stabil gördüğünüz gibi de. Şimdi tekrar geri geliyorum. Tekrar alternatif diyorum arkadaşlar. Bu defa da en üsttekini seçiyorum. Değiştir diyorum. Tekrar geliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet başarılı arkadaşlar. Hızlı aynı zamanda. Şöyle geliyorum. Geçişleri gördüğünüz gibi alttan yapıyorsunuz. Çok ama çok güzel düşünülmüş arkadaşlar. Tercih bize bırakması gerçekten bu konularda çok iyi. Yine buradan gördüğünüz gibi başlangıç olarak arkadaşlar, temel olarak, plazma ekip olarak, yani burada birçok özelliği de içerisinde barındırıyor. Yardımcı olacak bilgiler veriyor. Kullanmanızı dediğim gibi arkadaşlar tavsiye ediyorum. Özellikle ev kullanıcılarına hitap etmesi gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar. Ve Debian veri tabanını kullanıyor. İçerisinde dediğim gibi birçok ofis programlarını barındırıyor. Birçok programları içerisinde barındırması gerçekten bu işletim sisteminin ev kullanıcılarını ne kadar önem verdiğini ve önemsediğini gösteriyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Gayet başarılı, gayet hızlı, stabil. Gördüğünüz gibi dediğim gibi birçok uygulamayı, birçok özellikleri içerisinde barındıran hızlı bir işletim sistemi olmuş. Gerçekten 10 numara arkadaşlar. Gördüğünüz gibi donma, takılma kesinlikle yok. Bu da gördüğünüz gibi bir artı özellik aynı zamanda. Buradan yazılım merkezine arkadaşlar, kendi mağazası. Gördüğünüz gibi yine tek tıklamayla kurabiliyorsunuz. Kurulu uygulamaları görebiliyorsunuz aynı zamanda bu şekilde. Sistemde kurulu uygulamaları yine tek tuşla kaldırabiliyorsunuz. Tek tuşla da kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi birçok seçenekleri var. Gayet başarılı diyorum. Yine buradan çıkıyorum şimdi arkadaşlar. Yine başlattıkken panel seçeneklerimiz var burada. Uygulamaları düzenli arkadaşlar, buradan yine dediğim gibi ekleyebiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Sıralama size bağlı. Tekrar buradan çıkıyorum, tekrar geri geliyorum. Yine buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi eklemek istediklerinizi ekleyebiliyorsunuz. Menü düğmelerini değiştirebiliyorsunuz. Başlangıcı değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten çok ama çok güzel düşünülmüş. Yine kısa yollar atabiliyorsunuz buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet başarılı diyorum. Ve tekrar buradan çıkıyorum. Yine geliyorum. Seçeneklerden buradan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Buradan ayarlardan yine şu şekilde şöyle daha fazla diyorsunuz. Buradan panelleri kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Pencere kaplayabilir, pencere alta gider. Panel ekranı kaplasın. Birçok seçenekleri var. Hizalama olarak orta yapabiliyorsunuz, sağ yapabiliyorsunuz, sol yapabiliyorsunuz. Seçenekler dediğim gibi arkadaşlar. Gayet çok başarılı gerçekten bu konuda. Bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir işletim sistemi. Tavsiye ederim. Kullanın diyorum arkadaşlar. Gerçekten kullanmanızda çok ama çok isterim. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız diyorum. Şuradan yine takvimlere ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bildirimlere bakabiliyorsunuz. Yine buradan aynı şekilde bildirimleri, güncellemeleri alabiliyorsunuz. İnternetinizi, bağlantısını yine buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde aygıtlarınızı görebiliyorsunuz. Buradan yine takılı açık uygulamaları görebilirsiniz. Takılı aygıtları görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel düşünülmüş. 10 numara 5 yıldız diyorum arkadaşlar.
Buradan yine ev klasörlerimiz arkadaşlar. Buradan klasörlerinizi görebilirsiniz. Sistem içerisinde dosyalarınıza bakabilirsiniz. Gerçekten güzel, gayet başarılı. Şöyle işleri boş sanırım. Gördüğünüz gibi masaüstünü gösteriyor arkadaşlar. Buradan da yine çıkıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten 10 numara 5 yıldız. Çok iyi. Şöyle yapalım, tekrardan gelelim. Yine bunu ortasını seçelim. Şöyle. Evet. Onu da yaptıktan sonra arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten çok ama çok beğendiğim bir işletim sistemi. Özellikle de ev kullanıcıları için arkadaşlar. Güvenliğinize önem veriyorsanız, hız sizin için önemliyse, stabillik sizin için önemliyse, gerçekten özellikle de Debian veri tabanını kullanması bu konuda benim takdirimi aldı. Gördüğünüz gibi özelleştirme olarak da çok iyi arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Özellikle de düşük işletim sistemi kullanan arkadaşlar, bilgisayarlar için, laptoplar için ev kullanıcısanız gerçekten arkadaşlar kullanın derim. Gördüğünüz gibi birçok program içerisinde barındırıyor. Türkçe olması ayrı bir özellik. Debian veri tabanını kullanması ayrı bir özellik ve ev kullanıcılarına hitap etmesi gerçekten ayrı bir özellik arkadaşlar. Benim nazarımda 10 üzerinden 8 aldı arkadaşlar. Dediğim gibi kullanın derim. Tavsiye ediyorum. Debian veri tabanlı olması ve Hollanda kökenli olması gerçekten takdire şayan olmuş. Tavsiye ediyorum dediğim gibi arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve özellikle desteklerinizi esirgemezseniz çok ama çok sevinirim. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.